alanında olduğu gibi bugün de sağlığın ve eğitimin nabzını tutan Lifestyle programından herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum disleksi ve dikkat eksikliği akademik uzmanı Ulviye Akın'la birlikteyiz. Hocam, dilerseniz sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Daha sonrasında öğrenme güçlüğü, yani disleksi nedir, bu konu hakkında konuşalım. Evet, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Terapi ve rehabilitasyon anabilim dalı başkanıyım. Disleksi benim hayatım oldu çünkü 2002 yılından beri çok yoğun çalıştım ve akabinde de dikkat eksikliği, hiperaktivite görülen öğrencilerin de sayısının artmasıyla disleksi alanında yoğun ekip arkadaşlarımızla çalışmalara devam etmekteyiz. Evet hocam, gerçekten çok başarılı bir geçmişiniz var ve hala da bu başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim Buse Hanım. Ne demek? Hocam, disleksiye eşlik eden diğer tanılardan birisi de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bazen bunlar birbirine çok karışıyor, sizin de bildiğiniz gibi. Bu konuya nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? Öncelikle öğrenme güçlüğünü iyi bir anlamak lazım Buse Hanım. Çünkü öğrenme güçlüğü hala bazen kimde görülür? Zeka düzeyi nasıldır gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Öncelikle altını çizerek başlamamız gereken konu, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tamamı normal zekaya veya normalin üstünde zekaya sahiptirler. Gerekli öğretimsel fırsatları olmasına rağmen, uygun öğrenme ortamları olmasına rağmen okulda diğer öğrencilerin akranlarının gerisinde kaldığını ve anlamlandıramadığınız bir başarısızlık olduğunu görürsünüz. Evet. Peki hocam, bu disleksi hastalığı öğrencilerin, yani çocukların daha çok okul hayatını mı etkiliyor yoksa genel olarak hayatlarını da etkiliyor mu? Disleksi kesinlikle bir hastalık değildir. Bir öğretimsel öğrenme sürecindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Fakat bize o kadar çok şöyle bir soru geliyor ki, disleksi hastalık mıdır, tedavisi ilaç mıdır gibi. Dolayısıyla da böyle bir kafa karışıklığını önlemek açısından da çok yerinde bir kullanımı dile getirdiniz. Dolayısıyla ben tekrar altını çizeyim. Bizi izleyen çok sayıda kişi var. İzleyicilerimize buradan Evet. Disleksi bir hastalık değildir. Doğru öğretimsel müdahalelerle çok iyi yol aldığımız, sadece öğrenme farklılıklarına hitap eden şekilde müdahalelerimizi ve öğretimimizi dizayn ettiğimiz bir süreçtir. Tedavisi tabii ki ilaç değildir, eğitsel müdahalelerdir. Günümüzde sıkça sorulardan birisine değineceğim şimdi. Disleksi olan öğrenciler dahi midir? Evet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Sizin düşünceleriniz nedir bu konuyla ilgili? Aslında uluslararası literatür çok net bir şekilde açıklaması var. Dahi olarak disleksi olanların öyle bir algı oluşmasının temel nedeni işte Einstein, Edison gibi ünlülerin ya da Tom Cruise'un hem disleksi hem dahi olması. Şimdi hem disleksi hem de üstün zekalıysanız iki kere özel dediğimiz bir grup var. Yani aslında biraz daha karmaşık bir grubu bize anımsatıyor. Çünkü hem disleksiyi anlayacaksınız hem üstün zeka, ikisi birden. Dolayısıyla öğretiminizi çok iyi dizayn etmeniz lazım ona göre. Genel olarak disleksi olan öğrenciler, çocuklar normal zeka ve çok zamanda normal üstü zekaya sahiptirler. Ama zaman zaman tabii ki üstün zekalı olan çok sayıda da öğrencimiz olduğunu gözlemlemekteyiz. Literatürde bize bunun bilgisini veriyor. Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle Ulviye Akın'la gerçekleştirmiş olduğumuz keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın.